Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün sizinle birlikte eski videolarımı izleyeceğim. Bu format gerçekten sevdiğim bir format. Nihayet ben de eski videolarımı izleyebiliyorum çünkü eskidiler gerçekten. Yaklaşık 8 yıldır düzenli olarak video paylaşıyorum sizinle. Temmuz'da kanalımın 8. yılı olacak. Ben de bugün sizinle birlikte eski videolarımı izleyeceğim. Ben videolarımı izlemeyi severim bu arada. YouTube'da falan karşıma çıktığında ara ara izlerim. Çünkü kendimdeki o değişimi, büyümeyi görmek hoşuma gidiyor. O zaman hadi başlayalım. 407 video yayınlamışım şimdiye kadar ve kanalı açtığımdan beri açıklaması aynı. Burası benim hayal dünyam. Hoş geldiniz. Çünkü gerçekten bu 8 yıl içerisinde ne yaşadıysam burada yaşadım. Burada sizinle paylaştım. Burası benim kafamın içi gibi oldu gerçekten. O yüzden çok seviyorum. Kanalımı çok seviyorum. İlk videomla başlayalım. Hazır mısınız? Merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Birçoğunuz beni Mesut Taha olarak tanıyorsunuz. Bu benim ilk YouTube videom. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Evet, ve kameranın karşısında tek başına konuşmak biraz gerici bir şey. O yüzden heyecanımı ilk video için maruz görün. 31 Temmuz Robin'in ve Harry'nin doğum günü. Ben de 2000... Bu koleksiyonun ilk fotoğrafı. O zamanlar bırakın YouTube kanalı, Instagram bile yoktu. Facebook çok popülerdi. Ve Facebook'taki Harry Potter sayfalarında bu fotoğraf inanılmaz çok paylaşılıyordu. Ve bakınca aslında çok bir şeyim yok. DVD'ler, kitaplar var. Çoğu şey Film Wizardry kitabının içerisinden çıkan şeyler, kağıt replikalar. Bir tane özel DVD setim var, ondan çıkan şeyler var. Önde Harry, Hermione ve benim fotoğrafım var, onu çerçeveletmişim. Kendi yaptığım afişler var. İki tane asam var yalnızca. Voldemort ve Dumbledore'un asası var. Bir şuraya bakın, bir de şu anki kocaman odaya bakın. İnanılmaz, nereden nereye. Bu 2012'deki hali koleksiyonumun. 12 yılda oluştu bu oda. Ey gidi ey. Bu da sonraki yıllardaki. Koleksiyonumun güncel halini sizlerle paylaşarak bunu kendi çapımda kutluyordum. Kameranın karşısında çok gergin. Bakar mısınız yani? Koleksiyonumdaki en sevdiğim odadan. Kasılmış duruyorum. 10 numarada Harry'e gelen okul mektubu var. Zarfın içinde McGonagall'dan gelmiş bir çok tane heyecanlıyım. Mektup bakar mısınız? Okula davet eden mektup. Koleksiyonda mektubu sevmemin sebebi her şey mektupla başlıyor ve küçükken hepimiz kapıyı açtığımızda mektupla karşılaşmayı hayal etmişizdir. Küçüğüm bir de ya, çok küçüğüm. 9 numarada Harry'nin asası var. Işık çok değişiyor videoda. Çünkü gündüz çekiyordum videoları ve güneş açıyor kapıyı, açıyor kapıyı, o yüzden çok değişiyor. Hala bile öyle yani, ne yapayım. Buna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradaki ritüeli biliyorsunuz. Beğenmek için şuraya, abone olmak için şuraya falan basıyorsunuz. Bu benim ilk YouTube videomdu, o yüzden birazcık heyecanlıydım. Tekrar heyecanımı maruz görün. Umarım bundan sonraki videolarım daha güzel olur. Görüşmek üzere. Biz bir keresinde böyle YouTuber olan arkadaşlarımla toplaşıp böyle herkesin ilk videolarını izlemiştik. Benim ilk videom görece iyi bir video bu arada. Böyle çok kötü değil. Evet, eksiklikleri var, seste sıkıntı var, görüntüde biraz sıkıntı var. Ama yine de derli toplu bir video. Ben seviyorum. Bunu bu arada iki kere çekmiştim. İkinci çekişim bu. İlkini yayınlamamıştım. Çok heyecanlıydım ve becerememiştim, yapamamıştım, bitirememiştim videoyu. Sonra işte ilk videom Harry Potter'la olduktan sonra bir tane ünlülerle ilgili olan bir videom var. Sonra tekrar Harry Potter'la ilgili birkaç videom var. İlk vlogum geliyor oradan. Hangisini izleyelim şuradan? Evde deneyin izleyelim. Ey gidi evde deneyin. Hala bile bakın üzerinden yani 7-8 yıl geçti bu videonun. Hala bile kağıttan asa yapıp bana fotoğrafını atan arkadaşlar oluyor. Ya bu o kadar mutluluk verici bir şey ki. Birisinin kafasındaki stresi, yoğunluğu, işini, gücünü kenara bırakıp rahatlamak için kendine vakit ayırması ve oturup asa yapması bence çok güzel bir şey. Sizin uzun zamandan beri bekliyorum. Bak bu artık profesyonel olmuşum. Kaç video geçmiş aradan? Bir bakayım. 15. videom falan. Bayağı benim de uzun iyi artık. Baksanıza. Çekmek istediğim bir videoyla karşınızdayım. Rahatlığa bak. Aslında bu bir seri olacak ve zaman zaman bu seride ağırlıklı olarak Harry Potter'dan olmak üzere diğer dizilerden, filmlerden, oradan buradan bir sürü kendi yap ürün yapacağım. Deminkine göre ne kadar akıcı ve rahatım kamera karşısında. Siz evinizde nasıl yapıyorsanız ben de burada o şekilde yapacağım. Güzeldi ya, ben kendi yap videoları çekmeyi seviyordum. Niye bıraktık ki? Sanki siz bıraktınız, ben bıraktım da. Yapsak mı kendin yap bir şeyler? Ey gidi ya. Yuh, altta Snapchat'im falan yazıyor. Snapchat kullanmıyorum artık. Facebook adresim yazıyor altta. Gelin ev turunu izleyelim. Burası benim ikinci evimdi. Öncesinde tek başıma yaşıyordum. 1+1 küçük bir evim vardı. YouTube kanalım buraya çıktıktan sonra açmıştım. Yani YouTube'a başladığım ev burası. Harry Potter koleksiyonum arkada, salonda duruyordu. Ve iki rafa sığıyordu sadece. Sonrasındaki evimde de salondaydı koleksiyon. Birazdan onun videosunu da izleriz. Uzatmadan ev turuna başlayalım istiyorum.
Wingardium Leviosa. Bak efektler, efektler. Büyüler efektler. Akio. Bu duvarda Harry Potter. Gördünüz değil mi? Hızlandırmışım falan. Hala duruyor. Kitaplığımda duruyor bu box set. Evet, ve çok seviyorum yani. Lost DVD'lerim için içeride şu an ayrı bir rafım var. Rubik küplerim duruyor. Etamin hala duruyor, bakın orada asılı. Arkadaki Titanic afişi salonda asılı şu anda. Six Feet Under afişi salonda şu anda. Eşyalar benim için hep çok önemli oldu. Yani yaşadığım yeri sevdiğim şeylerle doldurarak bana ait bir yere çevirdim hep. Yani bu ilk evimden, Samsun'daki odamdan hatta, o zamandan beri başlayan, çocukluğumdan beri başlayan ve hala bunu çok sevdiğim, çok yaptığım bir şey. Yaşadığım yeri ne kadar kişiselleştirirsem, ne kadar bana ait bir yere çevirirsem kendimi o kadar güvende, rahat ve evde hissediyorum. O yüzden benim için eşyalar hep bu kadar önemli. Bu duvar çok güzeldi. Böyle sevdiğimiz film afişlerini tutkalla duvara yapıştırmıştı. Gerçekten billboardlardaki gibi olmuştu. Böyle duvar kağıdı gibi olmuştu. Ve çok güzel duruyordu bence. Şimdi holün şurası birazcık kalabalık. Bakın. Burada çekin duvarımız var. Eve gelen arkadaşlarımız Curcuna. Kere Curcuna, gerçekten Curcuna. Mesela şu anki evimde böyle bir şey yapmam. Biraz ya, bu öğrenci evimdi benim ve böyle fazla fikirleri yapabileceğim bir alandı. Şimdi biraz daha büyüdüm ve o yüzden evim şu an görece diğer ev, ya yani diğer odalar görece biraz daha sakin. Böyle bir duvar yapmıştık. Evet. Gelen arkadaşlarımız kaç kere geldiğini işaretliyordu buraya. Bakın, tanıdığınız insanlar vardır. Yarısıyla küsüz bunları şimdi. Bakın şurada Tuğba var. 3 kere gelmiş. Beyza Doğuş var. 2 kere gelmiş burada. Şurada Ceyhun var. 2 kere gelmiş. Polaroid fotoğraflarımız. Normal fotoğraflarımız. Her şeyimiz var. Burada oynandığımız anda bir tane katalog var. Burada Beyza var. Ama şey hoşuma gidiyordu yani. Gelen insanlar o duvarı incelemek burada için vakit ayırıyordu. Hoşuma gidiyordu. Tabelamız var. Aaaa. Bu çok güzel. Çok seviyordum bunu. Ben Fox Kids çizgi filmlerini çok seviyorum. Odamın duvarına da böyle Fox Kids karakterlerini çizdiğim bir görsel yapmıştım. Ben çizip boyamıştım bunu. Tatlıydı bence ya. Hoşuma gidiyordu. Ama dediğim gibi yani çok öğrenci evi bir evdi. Sonraki evim biraz daha sadeleşti. Şu anki biraz daha sadeleşti. Hemen bakın, diğerini de izleyelim hatta. Mösyö Taha ev turu. Tonks da var arkada. Evet, mesela burada da işte koleksiyon arkada duvarda duruyor. Ama alt kısmı biraz daha sade ilk eve göre. Guardian Leviosa. Mavi 3 renk beyaz ve 3 renk kırmızı, 3 sevdiğim film salonda duvarı süslüyor. Mesela bakın, arkada check-in duvarını bu sefer duvar değil tahta olarak yapmışım. Bence daha şık ve sade duruyor. Yani bence mesela yani bunu yapabilirsiniz. Çok keyifli bir fikir bence bu. Mesela böyle bir tahta kestirip bunu böyle siyah tahta boyasıyla boyamıştım ve üzerine de herkesin vesikalını asıp kaç kere geldiğini yazıyordum. Mesela sonrasında Polaroid'leri böyle sergilemiştim duvarda. Şimdi bir tık daha ilerledi. Büyük bir çerçeve içerisinde saklıyorum. Ay, bu odamı yenilemiştim, hatırlıyorum ve güzeldi yani, çok güzel olmuştu. Sonra da taşındım. Göstereyim size. Canım lava lambam var. Canım birinci lava lambam. Ben videolarımı burada editliyorum. Zaman zaman burada çekiyorum hatta. Masamın yanına bir, yani videoda kaç kere söyledim bilmiyorum. Bir şeyler asmayı, bir şeyler yapıştırmayı çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Geçmişten devam edelim şimdi. Ne kadar sakalım falan, ne kadar uzun. Ya değişmişim, gençleşmiş, güzelleşmişim. Baksanıza resmen. İnanılmaz. Yıllar sonra daha genç görünüyorum. Bence gözlük takmayı iyi ki bırakmışım. Yanlış bir kararmış. Kemikli gözlük özellikle. Ya yani şu anda da hala gözlük kullanıyorum bazen. Ama daha ince bir çerçeveli gözlük kullanıyorum. Ve sadece evde olduğumda kullanıyorum. Bu video 2016 benim için nasıl geçti? Sevdiğim bir seriydi. Videoda her gün ne yaptığımdan bahsediyordum. Aylık özetlerden bahsedip her gün ne yaptığımdan bahsediyordum. 32 film izlemişim ve bu 32 filmden en sevdiğim Abluka, Matchpoint ve Insanoğlu. Ağlayacağım şimdi. 2016'da izlemişim Insanoğlu ve şimdi yıllar sonra en sevdiğim film. Yani o zamandan bu zamana kim bilir kaç kere izledim. Benim için çok ayrı bir yerde Inside Out. Şimdi hemen finallerim başlamıştı Ocak ayında. Ne kadar değişmişim ya. Ben izlemeye başlamıştık. 14'ünde Alan Rickman'ı kaybettik. Benim için gerçekten çok kötü bir gündü. Zaten puan çizerken de ilk sıfırı o güne verdim. Kula gitmem gerekiyordu. İki tane sınavım vardı. Ben bu video serisinde böyle o yıl, her ay benim için o gün ne oldu önemli, ondan bahsediyordum. Birkaç yıl çekmiştim. 2016, 2017 ve 2018'de çektim yanılmıyorsam. Aynı kazakla çekmişim bir de. Bu yıl en çok cumartesi günleri mutluymuşum. Bir yılda bile bayağı değişmişim yani. 8'in
Ege'sinde Ege ile buluştuk. Onundaysa İF İstanbul için biletlerimizi alıp akşamına Tuğbalar'a gittik. İnanılmaz. Bu İlayda ile ilk tanıştığım gündü. 2017'de tanışmışız. İlayda ile ilk tanıştığım gündü bu, hatırlıyorum. Şimdi en popüler videoları geçeceğim ama bir de şunu çok seviyordum, onu da göstereceğim. 3 saniye serisi benim kanaldaki en sevdiğim seriydi. Her gün 3 saniye video çekip sene sonunda bunları birleştirip o senenin 18 dakikalık bir özetini hazırlıyordum. Bakın biraz izleyelim. Bakın kim? Survivor Aziz. Ve kenarda tarihi yazıyordu ve o günden 3 saniye sadece. Sudeyi kapatın biraz da olmadı. Herkes çıkıyor mu? Bugün benim kanalımın 2. yılıydı ve ben çiğnemeden yiyorum. Sude bir tane daha yiyorum. Hap gibi. Merhaba arkadaşlar. İnanmıyorum ya. O zamanlar avukatım, adliyedeyim bakın. Baba. Hoş geldin Karagöz'üm. Hoş bulduk. Şu anda biz Kadıköy'e gidiyoruz. Ah geceler! Ne linç yemiştik şu videoyla. Zaman Begüm. Geriye aksın. Burada İngiltere'ye gidiyorum. İlk kez stüdyoya gideceğim birazdan. Ağlıyorum burada. Filmde kullanılan gerçek bir kostüm var. Rolun olduğu duvar tam olarak bu duvardı filmde. Çünkü bugün House of Mina Limon'a özel bir etkinlik var. Sarılınır mı ya? Sarılmak istiyorum şu anda. Bu yüzden bu video serisini çok seviyordum. Yaşadığım ne varsa gösterebiliyordum. Geçmiş yıllarımın özetine dışarıdan bir göz olarak bakınca şunu görüyorum. Kimi zaman ne kadar zorlandığımı, kimi zaman ne kadar ilerlediğimi, kimi zaman başardığımı, kimi zaman başaramadığımı ve hayatın hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemediğini görüyorum. 3 saniye videoları bana bunu çok hissettiriyor. Çünkü mesela avukat olduğum zamanı izledik az önce. Ne kadar mutsuz zamanlardan geçiyordum, ne kadar zor zamanlardan geçiyordum. İstemediğim şeyleri yapıyordum. Ama sonrasında avukatlığı bıraktım. Sevdiğim işi yapmaya başladım. Ne kadar ilerleyebildiğimi gördüm. Kimi zaman bazı şeyleri yapmak istedim, yapamadım. Kimi zamansa yapmak istediklerimi başardım. Bunları görüyorum. Ve şimdi o zamanki Ta'ya baktığımda ne kadar ilerlediğimi görüyorum. Ve bu ilerleme yanımızda getirdiklerimiz kadar geride bıraktıklarımız da aynı zamanda. Hayat bunun toplamından ibaret. Ben bu 3 saniye video serisini 2018, 2019 ve 2020 yılında çekmiştim. Aslında 2021'de de çekmiştim. Ama 2021 benim için çok kötü bir seneydi. Ve sonrasında izleyip hatırlamak istemedim bu seneyi. Ve o yüzden videoyu hazırlayıp paylaşmadım. Ama bunu paylaşmamam şu demek değil. İnternette gördüğümüz her şey çok mutlu, çok güzel. O zaman bu kişi hep mutlu demek değil. Ben tam bu bahsettiğim dönemde 2021 yılında terapiye başladım. Ve 3-3,5 yıldır düzenli olarak devam ediyorum. Ve şimdi geçmişe dönüp baktığımda kendimdeki değişimi, ilerlemeyi görmek beni çok mutlu ediyor. Hayatımızın zor kısımları olacak ve bu zor kısımlarda yalnız yürümek zorunda değiliz. Bir profesyonelden bize destek olması için yardım alabiliriz. Terapiye başlamak çok zor bir karar. Ben son ana kadar beklemiştim. Keşke biraz daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama iyi ki başlamışım diyorum bir yandan da. Ve gerçekten bir profesyonelden yardım almak en başta size çok iyi gelecek. Kendinize zaman ayırmaya başladıkça kendinizi tanımaya başlayacaksınız. Ve insan kendini bir kere tanımaya başlayınca, bunun hazzını almaya başladıkça her şeyin üstesinden gelebilecek gücü buluyor kendinde. O yüzden aranızda terapiye gitmeyi düşünenler varsa, terapiye başlamayı düşünenler varsa sizlere Hayvel'i öneriyorum. Hayvel online olarak terapi alabildiğiniz bir platform. Bünyesinde 1000'i aşkın uzman psikolog var. Hayvel'e giriş yaptıktan sonra kısa bir test çözüyorsunuz ve size uygun olan psikologla 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapıyorsunuz. Bu sayede terapistinizle aranızdaki uyumu gözlemleyebiliyorsunuz. Size uygun terapisti bulmak için ek olarak zaman ya da para harcamanıza gerek kalmıyor ve bu gerçekten bence çok önemli. Ben 3 yıldır aynı terapiste gidiyorum. Terapistimi değiştirmedim hiç ama çevremdeki arkadaşlarımdan duyduğumda şunun önemini çok gözlemleyebildim. Terapistinizle aranızdaki
aranızdaki güven bağının kurulması gerçekten çok önemli. Seansların online olması sayesinde de eğer küçük bir şehirde yaşıyorsanız ve size uygun bir psikolog yoksa ya da yurt dışında yaşıyorsanız ve ana dille kendinizi anlatmak istiyorsanız online olması bunun üstesinden geliyor. Ayrıca Hayveli'nin sizler için güzel bir de indirimi var. Oluşturacağınız seans ve paketlerde TAHA10 indirim koduyla %10 indirimden faydalanabileceksiniz. Bunca süre size birçok tavsiyede bulundum ama en canı gönülden bulunduğum tavsiye terapiye başlamanız. Eğer incelemek isterseniz ben Hayveli'nin linkini açıklamalara bırakacağım. Linkten detaylı olarak inceleyebilirsiniz. O zaman şimdi kanalın en popüler videolarını izlemeye başlayalım. Oha, Stüdyo Turu 2 milyon olmuş. Stüdyo Turu benim kanalımın 3. yıl özel videosuydu ve kanalımdaki benim için manevi anlamı en büyük olan video. Harry Potter'ın çekildiği stüdyo ziyarete açıldı. Gazetede bu haberi gördüğüm an düşünmeden koparıp almıştım. Şimdi o gazete parçası çerçeveli bir şekilde koleksiyon odamda asılı. Dedim ya ben eşyalara çok değer veririm diye. Çünkü bu dümdüz bir gazete parçası değil benim için. Bu bir hayalin parçası. Gerçekleşmiş bir hayalin parçası. Biraz duygusal bir video. Seslendirme yaptığım bir video. İlk başta videoyu böyle yapmayı planlamıyordum. Ama hem stüdyoda çektiğim görüntüler çok titrekti. Çünkü çok ağladım. Çok az şey çekebildim. Hem de stüdyo gürültülü bir yer. Kimi zaman videoda sesim anlaşılmıyordu. Çok gürültü geliyordu. O yüzden ben de dedim ki o zaman neden böyle bir şey yapmıyorsun? Yorumlarda bu yöntemi hiç sevmeyenler de var. Çok duygulananlar da var. Video sonunda 16 yaşındaki kendime diye bitiyor. Bu kendim için yaptığım bir videoydu. Geldi. Kalbim atmadığı kadar hızlı atıyor. Hiç unutmuyorum bunu. Hiç unutmuyorum. Yanlarına gidiyorum hızlı adımlarla. Uzun uzun inceliyorum hepsini. Erken gelmişim. Daha vaktim var nasıl? Görüntülerin bir kısmını bu arada ikinci gidişimde çektim. O seyahatimde iki kere gittim stüdyoya. Çünkü ilk gidişimde ya zırıl zırıl ağlıyorum. Başım falan ağrımıştı ağlamaktan. Büyük salondayım. Sımsıcak oluyor içim. Hemen etrafı incelemeye başlıyorum. Büyük salonda her ev temsilen cübbeler var. Hayalet kostümleri, Cedric'in turnuva kostümü. Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid. Mesela şu an bunu izlediğimde... Burada ağlamaya başlasan şimdi daha hiçbir şey başlamadan. Bugün büyük gün. Harry Potter stüdyosunda, Harry Potter'ın çekildiği yerde Felsefe Taşı filmini izleyeceğim. Ben Harry Potter'la şöyle tanıştım. Bundan 20 yıl önce babam eve gelirken korsan bir CD getirmişti. Harry Potter'a Felsefe Taşı. O kadar çok izlemiştim ki daha sonra kitabını da aldılar ve daha sonra ben de kendimi bu büyülü dünyanın içerisinde buldum. Harry Potter arkamda gördüğünüz yerde çekildi ve ben bugün burada Harry Potter'a Felsefe Taşı'nı izleyeceğim. Benim sinemada izleyemediğim tek Harry Potter filmiydi. İlk kez Sırlar Odası'nda sinemasına gitmiştim. Gerçekten inanamıyorum. Hogwarts'da Harry Potter izlemek ne demek? Bu hayalini bile kuramayacağın bir şeydi. Hayalini kurmak için bile aklınıza gelmez bu. Bu o kadar büyük bir şey. Bekleyin. Bu da o etkinliğin bileti. Bunların her biri benim için çok büyük şeylerdi. Yani ben bunların hepsi sizin gözünüzün önünde yaşadım. Yani az önce ilk videomu izledik. O zaman bunun yani stüdyoya gitmek bir hayalimdi. Evet, gerçekleşmesini umduğum bir hayalimdi. Gerçekleşti ve sonrasında hayalini bile kuramayacağım bir şey yaşadım. Bir sene sonra Fantastik Canavarlar galasına katılıp orada büyük salonda Fantastik Canavarlar oyuncularıyla tanıştım. Ama ben bunların hepsini gözünüzün önünde yaşadım sizin. Birlikte yaşadık bunları. Çoğunu sizin desteğiniz sayesinde yapabildim ve şu an bunları görüyor, bunlara bakabiliyor ve tüm zaman çizelgesinde izliyor olmak o kadar tuhaf geliyor ki bana. Çok gerçeküstü geliyor. Umarım anlatabiliyorumdur ne hissettiğimi. İçeride göstereceğim zaten size. Önce stüdyoyu gezdiriyordum. Ve sonra... İşte gerçekten inşa ediyorlar. Görsel efekt değil ve güzel kılan şey bu. Arkadaşlar, buradan izleyeceğim filmi. 20 yıl sonra her şeyin başladığı yerde. En önde oturuyorum şu anda. Gelelim maraton videosu. Maraton videosu gerçekten en ünlü videom sanırım. Bu arada bakın yani 2. yılda maraton yapmışım. 3. yılda Hogwarts'a gitmişim. Yıl dönümlerine çalışmışım. Seneden beri böyle alkış etmekte. Bak şimdi ben konuşursam alkış et, tamam mı? Arkadaşlar kanalımın 2. yılı. 2 yıldır düzenli olarak sizinle hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. O yüzden benim için çok önemli. Artık 8 yıldır paylaşıyorsun. Keşke zamanında şey çekseydim ya. YouTube'a ilk başladığım zaman çok pişmanım. 5 yıl sonraki kendime falan çekseydim keşke. Şimdi çeksem mi? Ama yani büyüdüm artık. Merhaba. Yeni tanışıyoruz hanım.
yeni tanışıyoruz Cem'le. İkinci görüşmemiz. Bir kere YouTube etkinliğinde karşılaşmıştık sadece. İkinci tanışmamız ve çocuğu eve 20 saatlik maratona davet etmişim. Yerlerde yatırıyorum. Yani halıların üzerinde yatırıyorum çocuğu. Evet, gerçekten yeni tanıştık. Evet, yani ama daha önce şeyde karşılaşmıştık. Şeyde, barbeküde. Evet. Aynen. Hayır değil. Eylül'le de yeni tanışmıştım tabii ki. İlk kez tanışıyorum. Yani seviyorum. Gerçekten seviyorum. Özellikle ilk iki filmine bayılıyorum. Gerçekten. Ölüyorum, bitiyorum. Tuğbalar Eylül'lerle yeni tanışıyor. Neredesin sen ya? Abi bir şey diyeceğim. Sen nerede? Sude. Sude ile Cem yeni tanışıyor. Şimdi başlayacağız. Görüyor musunuz? Kimleri tanıştırmışım, bir araya getirmişim. Kadroya bakar mısınız? İnanılmaz. YouTube Türkiye'de prime zamanları bir de. Sude Mude öf. 10, 9, 8, Ceyhun'a bakın minicik. 5, 4, Tuba daha çok farklı. 1. Tuba güzelleşti. Bak yeni tanışmışım, çocuğu yerde yatırıyorum. Masanın altında yatıyor çocuk ya. Masanın altında yatıyor. Yeni tanışmışsın. Ayıp. İnanılmaz ya. İnsanları toplayıp şuraya bak, mülteci teknesi gibi herkes bir yerde bayılmış. Bu video tatlı bir video. YouTube'daki beni tanıyan formatını nasıl yapsam diye düşünürken stop motion yapmaya karar vermiştim. 1994'te Samsun'da açtım gözlerimi dünyaya. Ne kadar sevsem de 90'larda çocuk olmayı, hiç sevmedim 2 Ocak'ta doğmayı. Yılbaşına denk gelen doğum günleri, benden rol çalan Noel babalı pasta süsleri. Bunu düşününce benimse ilk aklıma gelen şey Fox Kids izleyip köfte patates yediğim günler. O zamanları olan özlemimden olacak ki odamın duvarları süslü Fox Kids karakterleriyle. Size ne kadar istifçi olduğumu söyleyeyim mi? Bu videoda kullandığım odamın bu kağıtlar falan var ya, hepsini saklıyorum. Zarfladım, beni tanıyın zarfı. Saklıyorum, ne yapayım? Ne yapayım? Ben de böyle biriyim. Daha sendeyiz. Konuklarımız gelmeye başladı mı? Evet Taha, gerçekten kırmızı halıda heyecan dorukta. Gece çok dünya komik. Starları bu halıdan yürüyecek. Kapımız çalıyor, ilk konuğumuz geldi. Hoş geldiniz. Emre Bey bizimle birlikte. Arda Bey hoş geldiniz. Umut Bey geldi. Umut imzalı bilemiyorum. Konum imzalı. Biliyorsunuz ki Angela Wong'la beraber benim için özel tasarlanmış bu kıyafeti. Bak bak. Giyiyorum. Kırmızı'da Özge Hanım girişi yaptı. Özge Hanım merhabalar. Merhaba. Bu akşam inanılmaz şıksınız. Gerçekten çok güzelsiniz. Bu akşam nereden giyindiniz? Dior gerçekten oldukça başarılı bir iş çıkarmış. İşin garibini biliyor musunuz? Yani mesela ben bir fikir atıyorum ya ortaya. Lan arkadaşlarım da tamam diyor. Biri de desin ki lan saçmalama, niye böyle bir şey yapalım ya? Kırmızı halıda niye yürüyelim? Elbiseler getirmişler falan. Takım elbise falan giymişler, baksanıza. Canım arkadaşlarım, sizi çok seviyorum. Harry Potter enlerim bakalım. Ben Taha. Bugün sizlerin bana sormuş olduğu enlerim temalı Harry Potter'sın. Bir Samsun için çok yanlış bir karar enlerim videosu çekmek. Çünkü sürekli enlerim, en sevdiğim sıkıntı. Şu an doğru kullanıyorum her şeyi. Ama yanlış mı ya da ayırt edemiyorum. Sorun o. En sevdiğim Harry Potter filmi ve en sevdiğim Harry Potter kitabı... En sevdiğim Harry Potter filmi Azkaban Tutsu, kitapta Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Önce bir süreden beri en sevdiğim kitap Ateş Kadehi. Çünkü böyle Hogwarts'ın dışına çıktıkları ilk kitap ve biraz daha... Ateş Kadehi de değil şimdi. En sevdiğim film ise Sırlar Odası. Çünkü Sırlar Odası'ndaki o mistik, gizemli havayı inanılmaz seviyorum. Tam severim de Azkaban Tutsu... Bu karakter cevabını herkes biliyordur diye... tahmin ediyorum. Harry en sevdiğim karakter. En sevmediğim karakter ise herkes kesin biliyordur yani. Ginny en sevmediğim karakter. Sürekli soruyorlar. Ginny'yi neden sevmiyorsun? Neden seveyim? En sevdiğim asa Harry'nin asası. Daha önce asa yapım videosu. Hala Harry'nin asası. En sevdiğim replik. Tabii ki bunların hepsi kafanın içinde oluyor ama bu neden gerçek olmadığı anlamına gelsin ki. Peki şeye bakalım. Monsieur Ta yazınca en çok aratılanlar. Monsieur Ta Tonks doğum günü. Tabii bu TikTok'ta bir patladı. O yüzden aratın tabii. Nerede dedikodu, nerede kaos? İki doğdun, iki doğdun. Mutlu yıllar sana. Aşkım benim ya, aşkım. Sıcağım suratının sıcağım. Çok küçükmüş. Sen dünyanın en güzel köpeğisi, biliyor musun? Güzel köpeği. Benim çağıralım onu da, bekleyin. Tonks. Gel bakayım. Hoppa. Şimdi koca dana. Şimdi bak burada kim var? Bak. Gel bakalım. Ya kim var burada? Gel. Gör buraya. Buraya gör. Bugün
Doğum günü tabii ki bilmiyorduk ama biz 20'sinde sahiplenmiştik o yüzden... Çok komik! Bağladık mı? Bağladım. Kimler kimler var baksanıza. Heyecanlanıyor bu da burada salak. Aşkım benim ya, aşkım benim. Sultan Maraton doğum günü Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy videolarını ayrı bir kanala yükleyeceğim. Bu ara yükleyeceğim. Söz, özür dilerim yani. Üstü Vanset. Bunlar benim videolarım değil ama komikler, izleyelim. Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün Harry Potter'ın ekmeğini yiyeceğim. Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Hogwarts'ı aldım. Hogwarts. Miktar tutkusunu yerken Cemile geliyor. Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Merhaba. Hım. Evet, bugün sizinle birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıktık. Eski videolarımı izledim. Benim gibi anı biriktirmeyi seven birisi için bu videoların ne kadar kıymetli olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Ve muhtemelen birçoğunuz tüm bu süreçte bana eşlik etti. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim bunun için. Ben bir şeyler yaşamaya ve siz burada oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gelin bir sarılayım size ya.